Hocam bugün gerçi Recep-i Şerif'in son günü, dinleyicimiz de söyledi az önce. Yarın inşallah Şaban ayı başlıyor. Geçen Cuma günü burada Miraç Kandili ile ilgili bilgi de verdiniz. Orada bizim daha önceki almış olduğumuz yayınlarda sanıyorum dinlemiş dinleyicilerimiz. Bir rivayete göre Eshab-ı Kiram'ın sayısı işte 85 veya 185 bir başka rivayete göre. Bir dinleyicimiz oraya takılmış. Eshab-ı Kiram'ın sayısı daha fazla değil miydi diye. Tabii o andaki Miraç hadisesinin olduğu zamanki şeyi ifadesini herhalde kaçırdı. Israrla hani sordu. Tabii soruları çoğaldı. O kısmını bir kısaca anlatabilir misiniz? Şimdi orasını yanlış anlaşılacak şekilde ifade etmedik ama hatırda yanlış kalabilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nübüvveti yani peygamberliği 23 sene sürdü buyuruyor kitaplarda. Bunun 13 senesi Mekke-i Mükerreme'de, 10 senesi Medine-i Münevvere'de. Ahkam yani hüküm bildiren ayet-i kerimeler de Medine-i Münevvere'de geldi. Nazil oldu. Mekke-i Mükerreme'deki nazil olan ayet-i kerimelerin içerisinde hüküm bildiren mesela tavsiyeler var sadece. İman kuvvetlenmesi, hakla batılı ayıran. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim okumasını bilenler varsa her surenin başında o sureyi ayıran öyle süslü şekilde surenin isminin yazıldığı yerde ayet sayısıyla Mekki Medeni ifadesi geçer. Mekki Mekke'den nazil olmuş, Medeni Medine'den nazil olmuş demektir o. Hüküm ifadelerinin daha iyi anlaşılabilmesi için mesela kadınların örtülmesi konusu Medine'de geldi. Medine'de geldi. İçkinin yasak edilmesi Medine'de geldi. Orucun farz olması. Evet. Medine-i Münevvere'de. Bu haramdır. Açık net hükümler Medine-i Münevvere'de nazil oldu. Onun için bazıları dedi ki başlangıçta yoktu tesettür. Evet yoktu. Hatta Hazreti Ömer teklif etti. Yani kendi tabii mahalli şekliyle baş açık, kollar açık Resulullah Efendimiz'in huzuruna geliyorlardı hanımlar. Oturuyorlardı. Hazreti Ömer teklif etti ya Resulallah. Hani bunlar başlarını örtsün, huzuruna hiç olmazsa örtülü gelsinler. Veya kabul etmeyin. Peygamber Efendimiz dedi ki dinin sahibi ben değilim ki. Ben sadece tebliğ ederim. Rabbim bildirirse ben tebliğ ederim. Yoksa yok. Ondan sonra işte tesettür emri geldi. Sonra bir kadın hangi erkeklerle görüşür, bir erkek hangi kadınlarla görüşür. Bunlar hep Medine-i Münevvere'de nazil oldu. Şimdi Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam nübüvveti peygamberliğinin 13 senesi Mekke-i Mükerreme'de. Çile, sıkıntı, ızdırap hep orada oldu. Mesela kitaplarda buyuruyor ki işte bu 13 sene içerisinde bir rivayette 85, bir rivayette 185 kişi iman etti. Bir rivayette 85, bir rivayette 185. Bunun sebep ve hikmeti. Bunun sebep ve hikmeti. Mustafa Bey ehl-i sünnet halini uzun uzun anlatmışlar. Bizim programımız buna müsait olmadığı için sadece vurucu noktalarından bazı cümlelerle ifade ediyoruz. Bir kere her davanın bir çilesi olur. Bu kesin ve net. O 13 sene çile çekilmesi lazımdı. Hatta daha önce bir şey daha naklettik. Medine-i Münevvere'ye hicret buyurduktan sonra çilesi bitmedi Resulullah Efendimiz'in de. Enes bin Malik radıyallahu anh işte babası vefat etmiş. Annesi Hazreti Rümeysa. Kadıncağız yani yiyecek bir şeyler de yok. Çok fakir ve garipler. Oğlunun elinde tutuyor. 10 yaşında götürüyor. Yarın sonra diye hiçbir şeyim yok. Bir tek bu oğulcağızım var. Bunu diye emrinize verdim. Başka bir şeyim yok yani. İşte zaman zaman Enes Malik radıyallahu anh akşam eve geldiği zaman annesi sorar. Ha bir gün işte Resulullah Efendimiz beni bir yere gönderdi. Ne için dedi. Ha dedi o Resulullah Efendimiz de benim aramda sır. Çok sevindi. Yavrum dedi Resulullah Efendimiz'in sırrına iyi sahip ol. Bana da söyleme. Çok hoşuna gitti yani. Sır dedi annesine bile söylemedi onu. Ve bir gün tabii Resulullah Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam yani umuma duyurulması gereken hadis-i şeriflerini getirme annesine de naklediyor. İşte Resulullah Efendimiz buyuruyorlar ki bir gün gelecek hani Müslümanlar yani genişleyecekler, çoğalacaklar, ordular olacak, denizlerde bile ordular olacak. Bunlar şey yapınca geliyor annesine diyor ki Resulullah Efendimiz böyle buyurdu. Anneciğim diyor biz de o zaman yaşasaydık.
O kadıncağız bir şey söylüyor. Buyuruyor ki yavrum bak diyor. Biz bu zamanda lazımız. Bir davanın çilesi ve sıkıntısı aynı şekilde çekilecek. Biz şimdi bu davanın çile ve sıkıntısını çekenlerdeniz. Bu çile ve sıkıntı çekilmediği müddetçe o ordular olmaz. O genişleme olmaz. O fetihler olmaz. Biz bugün için lazımız. Yoksa orduları olduktan sonra, genişledikten sonra kimin Enes'in Rümeysa'yı, kimin Enes'in onun olacağı Enes'i diyor kadıncağız. Radiyallahu anh. Dolayısıyla Mekke-i Mükerreme çile ve sıkıntı dönemi. Ve bir davanın çilesi sıkıntısı, bak Mekke-i Mükerreme 13 sene, Medine-i Münevvere 10 sene. 13 sene. Bir davanın sıkıntısı ne kadar çoksa ve büyükse o dava o kadar büyüktür ve genişlemede istidadı o kadar geliştir. Bunun için Allah-u Teala'nın adeti ilahiyesi böyledir. Mısır putperestti ve bir avuç efendi konumunda Mısır'ın halkı, Mısır'ın tamamı köleydi. Allah-u Teala bu sistemi yıkmak istedi, murat etti. Ve Yusuf Aleyhisselam oraya gönderdi. Köle olarak gitti. 12 sene hapiste kaldı. Dava büyük. Çünkü yukarıdakiler aşağıya, aşağıdakiler yukarı çıkacak. Bu öyle kolay olmaz. Hatta o zaman Mısır Nazırı, onun aynı şekilde sarayında kalıyordu Yusuf Aleyhisselam. Akşamları yatmadan önce kitap okutuyor. Mısır tarihi, Mısır'ın geleceğiyle alakalı bir kitap veriyor. Yusuf Aleyhisselam okuyup yazma bildiği için. O okurken orada diyor ki, bir gün gelecek Mısır'da yukarıdakiler aşağı, aşağıdakiler yukarı çıkacak. Yusuf Aleyhisselam orayı okunca ama diyor bu bir semavi güçle olur diyor. Tamam mı? Mısır Nazırı diyor ki bir dakika. Ne dedin? Ne demek o? Ne dediğini anlamadım ama diyor tamam. Tamam ne dediğini anlamadım. Semavi bir güçle ve Yusuf Aleyhisselam oraya bunun için gönderildiğini biliyordu. Kardeşlerine de diyor. Ben diyor buraya niçin gönderildiğimi biliyorum. Rabbim gönderdi beni buraya diyor. Maliye Nazırı'na satın aldırttırdı beni. Orada yetiştirtirdi. Ve bu davanın aynı şekilde gerçekleşebilmesi için bu davanın bir çilesi olacak. 12 sene hapishanede kaldı. Zindanda kaldı. Zindanda kaldı. O zindanda öyle penceresi falan olan diye yer altına iniyor. 95 basamak aşağı. Allah rahmet eylesin Evvel Abiler anlatıyordu. 95 basamak yer altına iniyorsun. Pencere yok, bir şeycik yok yani falan. Böyle bir yer. Dolayısıyla her davanın çilesi olur. Bunun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok dua ediyordu, yalvarıyordu ama Allah-u Teala buyurdu ki kalpler bana aittir, sana ait değil. Senin vazifen tebliğ. Peygamber Efendimiz'i taşladılar, yuhaladılar, her türlü eziyet ettiler, her türlü hakaret ettiler. O çile doldu. Ondan sonra hicret. Hicretle beraber devlet oldu. Devlet olunca bu sefer yani bir rivayette 85, bir rivayette 185 olan adet Mekke-i Mükerreme üzerine 10 bin kişilik orduyla gidiyordu. Peki Eshab-ı Kiram'ın aleyhimirrahman tamamı sayıları hakkında kitaplarda peygamberlerin sayısı adedince ifadesi geçiyor. Yani 124 bin işte o civarda biraz fazla biraz az bilmiyorum hani o ifade yuvarlak bir ifade kullanılmıştır. Ve bunlar da Hazreti Ömer radıyallahu teala an hazretleri zamanında ki o zamana kadar vefat edenler Baki kabristanına ondan sonra Cennet-i Mualla Mekke-i Mükerreme'deki kabristana defnedilmiştir. Ondan sonra bunlar ayrılmışlardır. Mesela Şam'da çok Eshab-ı Kiram kabri var. Türkiye'ye gelmişler. Türkiye'nin güneyinde var, güneydoğuda var Eshab-ı Kiram kabirleri. Ya İstanbul'a kadar gelmişler, tamam mı? Dünyanın her tarafına dağılmışlar. Dünyanın her tarafına dağılmışlar. Bugün Müslümanların bulunduğu her yere ulaşmışlar. Yani tohum atmışlar. Dolayısıyla hani sayıları hakkında efendim şu kadar mıydı, bu kadar mıydı falan ona gerek yok. Yani o zaman nüfus sayımı yoktu. Ve kalpler de bilemesin. Çünkü Eshab-ı Kiram'ın içerisinde münafıklar da vardı. Nasıl vardı falan. Müslüman gözüküyorlardı. Peki efendim onları peygamber mi bilmiyordu? Biliyordu. Ayıramaz mıydı? Ayırırdı. Ama Allah-u Teala istemedi. Dünyada hakla batıl karışık olur. Hazreti Ömer biliyordu peygamber Efendimiz'in onları bildiğini. Ya Resulallah siz biliyorsunuz. Bize söyleyin. Biz halledelim. Biz hallederiz. Temizlik yapalım. Hatırıma şey geliyor. Geçenlerde o Cumhurbaşkanı bir yerde konuşuyordu da işte iki hafta önce. Hani diyor konumu müsait değil diyor. Bazı şeyler ediyor. Söylemeye diyor. Bir tanesi bir video hazırlamış. Diyor Sayın Cumhurbaşkanım senin konumun müsait değil ama benimki müsait değil. Ben istediğimi söyleyeyim. Şimdi
Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların ayrılmasını Allah-u Teala murad etmediği için onları biliyor. Ama onlara da üstü muamele ediyordu. Çünkü zahiren Müslüman asıyorlardı. Bunun için de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hidayete gelmeleri için açık net bir şekilde buyuruyorlardı ki sabah ve yatsı namazı münafıklara ağır gelir. Şimdi mesela bu hadis-i şerifi alıyor işte camiye gelmeyenlere öyle değil o ya. Onlar zaten iman etmemiş. Adam zorla camide görülmezse açığa çıkacağım diyor. O korkuyla camiye geliyor. Adamın abdesti falan var yok umurunda değil. İnanmıyor zaten Müslümanlar adam. Müslümanlar güçlüyken yani. Bir de. Evet Müslümanlar güçlüyken. Güçlü. Korkuları sebebiyle geliyor sabah namazına. Yani şeyde camide görülmek için geliyorlardı. Bunun için Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açıkça buyuruyorlar ki ağır gelir. Ya onların içerisinde netice itibariyle insan Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu açıkça söylüyor ki adam diyor ki hakikaten bana ağır geliyor. Ben münafıkım demek, kafirim. Demek ki beni biliyor, beni tanıyor. Ben niye aynı şekilde kendim böyle aynı şekilde münafıklık yapıyorum, ikiyüzlük yapıyorum? İnanıyorsam inanayım, inanmıyorsam inanmıyorum diyeyim. Yani mert davranayım diyemediler. O onlar için. Dolayısıyla yani oradaki rakam Mekke-i Mükerreme'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görüp İman edenlerin sayısı hakkında bu rakam verilmiş kitapta. Miraç hadisesi de orada. Miraç hadisesi de Mekke-i Mükerreme'de oldu. Mekke-i Mükerreme'de oldu. Yani sayılar bu kadardı. Azdı. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe-i Muazzama'nın yanına gitti. Miracını anlatınca hatta amcasının kızı Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani. Gitmedi. Onun evindeydi. Orada diğer akrabalar da vardı. Onlara anlattı. Bu gece böyle böyle oldu. Ben şimdi Kabe'ye gidip anlatacağım. Sakın dediler. Anlatma. Kimse inanmaz. İnanmak isteyen vazgeçer. Tereddüde düşerler. Söyleme bunu. O zaman işte hemen evlerde anlatıyordu bunu. Resulullah Efendimiz diyor ki sağlam baştan sağlam. Bize sağlam lazım. Çürük değil. Bu akıl mantık işine falan vuranlar var ya bu Miraç hadisesini. Akıl mantıksa işte burada yürütün aklınızı mantığınızı. Peygamber Efendimiz amiyane tabirle niye kendi ayağına sıksın? Niye gidip o anlatsın? Değil mi? Derdi başka bir şey olsaydı. Tabii. İnsani bir şey olsaydı bu. Değil mi? Yani. Doğrudan doğruya gitti anlattı. Gitti yani anlattı. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'de anlattığı zaman onların arasında iman edenler de vardı. Ama hiçbirisi diyemedi ki Miracı mübarek olsun diye. Şok oldular. Bir an şey yapamadılar. Onun için Mekke'li müşrikler şöyle dinlediler sağa solu. Baktılar ki onu tasdik eden Miracı mübarek olsun diyen yok. Tamam dediler. Hepsi dediler. Bunun aynı şekilde akılla izahı mümkün olmayan bir şey. Kafayı yedi dedi. Kafayı yedi dediler kaba tabirle. Bir tek dostu var bir de ona gidelim. Ona geldiler işte toptan. Dediler ki böyle böyle. Ne kadar zamanda gidilir gelir Mekke'den Kudüs'e? 2500 kilometre ya. O zaman en hızlı vasıta at ve hecin develer. Ve hesap edersen hakikaten akle mümkün değil. Yani sadece gidişi 3-4 gün sürer. Dönüşü de 3-4 gün. En azından bir hafta. Çok hızlı böyle atları, hecin develeri belli noktalara koyacaksın da o şekilde yaparsan olur. O da mümkün değil. Cevap et dedi ki iyi bilirim dedi ya. 15 günde gidilir, 15 günde gelir. Bir ay dedi. Tabii dediler ya akıllı kimse böyle olur. Sen de bizim kafadansın. Senin efendin dediler. İyice sapıttı. Senin efendin deyince bir dakika o ne dedi? O bir gecede, onlar bir gece diyordu. Halbuki bir anda gidip geldi. Bir gecede gidip geldiğini söyle. O söylese doğru söyledi dedi. Orada akıl değil, iman işi. Çünkü orada Allah-u Teala'nın kudreti devrede. Allah-u Teala'nın kudreti devrede. Dün televizyonda bir şey söylüyor. Yani biz burada naklediyoruz ya. Bu jeofizikçiler falan da aynı şekilde gitmişler. Ekranlarda da gözüküyor. Yer çökmüş böyle. Ne diyorlar? Kalyon değil de ne diyorlar bir şey oluşuyor o yarıklara. Evet. Batılıca bir isim söylüyorlar da şimdi hatırıma gelmedi. Kanyon. Adam diyor ki bunun oluşması için 20-30 sene hatta diyor 50 sene lazım diyor. Ama bir anda oldu. Ne diyeceksin şimdi sen buna? Ya burada Allah-u Teala'nın kudreti söz konusu. Allah-u Teala'nın kudreti söz konusu. Efendim işte altına bir atom bombası koydularsa koymuş olabilir. Kötüler kötü iş yapar, iyiler iyi iş yapar. Koymuştur, patlatmıştır. Diyelim ki koymuş. Koymuştur. Allah-u Teala isim vermese o da patlamaz. Koyamaz. Koyamaz da Allah-u Teala izin vermese bunlar hiçbirisi olmaz. Patlamaz mıymış iş? Patlamadı ya arkadaş. Patlamadı. Çanakkale Harbi'nde bile aynı şekilde atılan bazı mermilerin patlamadıkları sonra aynı şekilde onlar şey yapılmış. Ayrıca patlattılar yani ikinci an harbinde kullanılan öyle çok patlamayan mermiler hani görünce bunları aldılar götürdüler özel olarak patlattılar. Yani Allah-u Teala dilemediği müddetçe patlamaz da onu da patlatamazsın. Dolayısıyla Allah-u Teala ezelde böyle dilemiş böyle olmuştur.
Yani şimdi orasını görüyorsun, bakıyorsun. Ya Allah Teala'nın kudretiyle karşı karşıyasın. Hani diyeceksin ki atom bombası. İşte insan yap. Ya insan yapmıyor arkadaşım ya. Zaten o atom çekirdeğinin içerisindeki o enerjiyi yaratan Cenab-ı Hak. İnsan sadece bunu keşfediyor. Hani bunu iyi yerde kullanıyor, götürüyor, kötü yerde de kullanıyor. Ayrı bir mesele. Kötüler kötü yerde aynen kullanır, iyiler iyi yerde kullanır. Allah Teala bunları yaratmış. Sadece insana diyeceğim bunları keşfediyor, nasıl kullanabileceğini falan. İyi şekilde kullanırsan mükafat alacaksın iman ederek. Kötü kullanırsan bunun da cezasını çekeceksin arkadaş. Hiç böyle bunun yani açarı kaçarı yok. Muhakkak herkes yaptığının karşılığını mutlaka görecek. Dünyada görüyorsa öpsün başına koysun. Eğer ahirete bırakılırsa altından kalkamazsın. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Efendim dinleyicimiz... Bu dedi Türkiye Gazetesi'nde attığı kitaplardan bir tanesinde dedi bir nafile namaz tarif ediliyor dedi. Orada dedi kıyamda söylenecek tesbihatlar falan var dedi. Benim dedi merak ettiğim bu şekilde böyle tarif edilen bir namazı kılarken rükû ve secde tesbihleri eğer ayrıyeten rükûda da secdede bu bildirilen o tesbihat söylenecek diye yazmıyorsa normal diğer farz, vacip, sünnet olan namazlar gibi kılınır. Ara tekbirleri alınır. İftitah tekbiri alınır. Alınır alınmaz da aynı şekilde Sübhaneke okunur. Bunlarda bir değişiklik olmaz. Rükûya giderken Allahu Ekber denir. Kalkarken Semiallahu Elmen Hamide denir. Ayrıca bildirilmediyse secdeye giderken Allahu Ekber denir. İki secde arasında yine tekbir getirilir. Kalkarken yine tekbir getirilir. Secde ve rükuda okunacak tesbihatlarda oradaki tesbihat yerine şu okunacak denmediği müddetçe yine o tesbihler okunur. Peki böyle namazları kılabilir mi herkes? Erişet alimleri buyuruyorlar ki mesele saatte bir de bildiriliyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri uzun uzun bildirmiş. Şimdi Allah-u Teala'nın bir emirler var. Farz, Hanefi mezhebinde vacip de farza dahildir. Farz. Farzın dışındakiler sünnetlerde dahil olmak üzere. Bunların genel adı nafile. Farz, nafile diye geçiyor. Farz borcu olmayanın nafile ibadetleri yapmasında mahsur yok ama bir şartı var. Nedir? Onları gizli yapması lazım. Söylememesi lazım. Kimse bilmemesi lazım. Giz yapınca tadı çıkmaz ki. Değil mi? Bir de şimdi mesela sosyal medyada bak böyle bir namaz kıldın mı? Biz işte 3 defa kıldık. Sen kaç defa kıldın? Hiç kılmadın. Yandın gittin falan. Ana, kim yandı belli değil yani. Kendini yakıyor boyuna. Kendini yakıyor. Yani nafile ibadetler gizli olur. Nafile oruçlar da öyle. Nafile sadakalar da öyle. Ama... 5 vakit namazın farzları vaktinde kılınca, Ramazan-ı Şerif orucu vaktinde tutulması, ondan sonra hastalandı veyahut da kadınlar muayyen halinde kazaya kaldı. Onları kaza ederken, kaza namazı kılarken, kazaya kalan yani zekatı vaktinde vermek veya vaktinde vermediyse sonra ödemek, kurban borçlarını vaktinde aynı şekilde kurbanı kesmek, kaldıysa sonra ödemek. Bunları yaparken riya olmaz buyuruyor. Riya olmaz. Kimse de aferin demez. Mesela ben geldim şimdi usta abiye diyorum ki ben sabah namazı kıldım. Aferin. Gülüyoruz niye? Ne yapacaktı ya değil mi? Tabii. Ama usta abiye ben bu gece teheccüde kalktım falan. Oo maşallah mübarek olsun falan filan. Ya hocam biz kalkamıyoruz. Kalkamıyoruz falan. Gaflette biz uyurken. Şimdi orada avam. Yani bizim gibi olanları nefs ve şeytan nafileye yönlendirirmiş. Bu diye namaz kılacak. Şimdi direkt namazı bırak desem bırakmayacak. Ama ben bunu nafileye yönlendireyim. Peki niye yönlendiriyor? Hatta zevkle de kıldırırmış. Ağlatırmış bile. Peki niyeti ne? Şimdi nefs de şeytan sıradan varlıkla değilmiş ki. Mesela 3000 hilesinden bahsediliyor şeyin nefsin. Şimdi sana nafileler kıldırır, kıldırtır. Ağlatır. Ondan sonra gelir sana anlatır. Çok hoş oluyor, şey oluyor falan filan. Yani sen de işte estağfurullah biz kalkamıyoruz. Siz ne mübareksiniz falan diyeceksiniz ya. Oho benim yelelerim kabarıyor. Var mıydı bende yele? Neyse. Böyle zamanda olur artık. Değil mi? Yani. Yele de uydurursun artık. Uydurursun falan. Nefsin istediği bu. Ne oldum ben? Kibirlendim be arkadaşım ya. Kibirlendim. Ve yaptığım şey riya. Ne oldu? Boşa gitti.
Çünkü herkes bana anlattıkça aferin sen mübareksin dedi. Yarın mahşer günü Allah Teala buyuracak ki karşını sen dünyadan aldın, sana aferin dediler. Mübarek olsun dediler. Benden ne istiyorsun? Ya benden ne istiyorsun? Farz ibadete riya karışsa, öğlenin farzını atıyorum işte riyayla kıldın diyelim. Ama orada en azından elinde bu namazı niye kılmadın demeyecekler. Böyle bir kar var. Aha. Nafilede o da yok. Nafile o da yok. O da yok. Çünkü emir değil. Emir değil. Ha, diyelim ki lafı niye bu kadar uzattın? Mesela bu dinleyicimiz veya benzeri dinleyicilerimiz böyle tamam bunlar kitaplarda var. Bu şartlara uyuyorsan kaza namazı borcun yoksa kıl. Bir mahsuru yok. Kaza borcun varsa onun yerine de kaza kıl. Hem o namaz sevabı hasıl olur hem de kaza borcunu ödemiş olursun. Gelelim efendim bu Recep ayında 30 rekatlı namazla alakalı olarak. Hani bugün gündüz kılınır mı? Kılınır efendim. Bugün son gün. Peki nasıl kılacağız? Tekbirimizi alacağız. Allah rızası için namaz. Hatta kazaya bile niyet edebiliriz. 2 rekat da kılabiliriz. 4 rekat da kılabiliriz. Hanefi mezhebinde nafileleri 4 rekat kılmak da caizdir. Ama Şafii mezhebinde caiz değil. Hanefi mezhebinde de nafileleri esas olan 2 rekattır aslı. 4 rekatta da izin verilmiştir. Her rekatta Fatiha'dan sonra kafirun ihlas okunuyor. Rükû secde tesbihleri yapılıyor. Ve on selam veriliyor, dua ediliyor. Bu kadar yani, fazla bir şey söz konusu değil. Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Dinleyicimiz daha önceki bir programda hani bahsetmiştik, hatırlayacaksınız. Hani trafikte cenaze görünce işte arkasından okuyorum falan diye siz de bahsetmiştiniz. Osman hocamız orada buyurdu ki ben de okuyorum, bir sıkıntı yok. Hatta imanlı ve fasıksa günahına kefaret olur. Kafirse de azabının hafiflemesine sebep olur. Ben diyor burayı anlayamadım diyor. Yani kafirse diyor azabı nasıl hafifler diyor. Cehennem 7 tabakadır buyuruluyor. En üstü 7. tabakada imanı olup da şefaata falan kavuşamamış veyahut da itikadında bir tereddüdü, bozukluğu varsa onlar kalıyor. Ve dolayısıyla azabı en hafif olan yer orasıdır buyuruluyor. En son mümin de oradan çıkınca o 7. katta azap durur artık buyuruluyor. Orada durur. Hatta Muhyiddin Arabi Hazretleri otlar bile biter buyuruyor. İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor onu. Ama onun altındakiler 6, 5, 4, 3, 2, 1. En ağırı en alttaki 1. Sonra 2, sonra 3, kademe kademe. Dolayısıyla bir kafir bir iyilik yapmışsa, mesela vefat etmeden önce vasiyet etmiş, parası var. İşte bunları fakirlere, onların öyle şeyleri var. Vasiyet ediyor, noterden şey yapıyor falan. Mirasçılar giremiyor. Hatta Amerika'da bir köpeğe bırakmış ya mirasını. Değil mi? Enteresan millet ya. Köpeğe miras bırakıyor. Öbürlerine yedirmeyecek ya. Yedirmeyecek. Böyle enteresan bir şey. Peki, böyle bir şey yapmışsa, bu bir iyilik. Bu bir iyilik tabii. Bu birinci kattaysa ikinciye çıkarlar. Üçüncüye çıkarlar. Azabı hafifler. Öbürleri gibi olmaz mı diyor. Öbürleri gibi olmaz. Yani cehennemden kurtuluş yok. Yine sonsuz orada. Yine sonsuz ama azabı hafifler. Azabı hafifler buyuruyor. Hafiflemeden murat da odur. Kitaplarda bu kadar yazıyor. Efendim işte acaba nasıl oluyor falan. Arkadaşım eğer gücün kuvvetin yetiyorsa git cehenneme bak. Şeyde Emel abilere anlatıyorlar da. Emel abilere kaç sene önce işte bu uzay teleskoplar falan var ya. Bir tane uzayda bir gezegen. İşte yani o ışık hızıyla bilmem ya da yıldız hızıyla falan diyorlar ya da uzaklığıyla falan bilmem ne kadar uzakta bir yer. Emel abiler kendisi diliyle ama abim buyurlar bir geldi bir baktım buyurlar ateş topu ya gezegen. Ateş topu. Yani güneşten bile kaç kat daha aynı şekilde yüksek. Şeyde güneş de ateş topu zaten. Tamam. Yani güneşten ne kadar şey falan. Hatta o zaman dedi hocamız hayattaydı Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh. Ona da gösterdim. Buyurmuşlar kardeşim buyurmuşlar. Hani cehennem nerede bilmiyorum. Hani büyüklüğü de aynı şekilde acayip bir büyüklük. Nerededir bilmiyor. 7 kat yerin altında ifadesi geçiyor. Bir gezegen midir bu da?
Allah da öyle bir yeri yaratabilir. Bir gezegen midir? Cennet de öyle bir gezegen midir bilmiyoruz. Ama o yedi kat göğün üstünde buyuruyor. Cennet. Cehennemse yedi kat yerin altındadır. Ondan murat ne? Ondan murat ne? Bu birinci katın aynı şekilde herhangi bir yerinde böyle bir şey midir? Çünkü kitaplarda buyuruyor ki cennet de cehennem de şu anda var. Şu anda var. Ama Enver abiler onu anlatırken yani orada o bilgiler de vermişler. Yani o ateşin ısısını güneşten kat çok fazla olduğu. Enver abiler anlatırken abim buyuruyorlar ya ateş topu ya. Ateş topu. İnsan onun içine girince nasıl dayanacak ona? Hakikaten ya. Ateş topunun içine giriyorsun. Güneş. Yani düşünsenize güneşi düşünün yani. Ne tabii. Kadar uzak. Milyonlarca evet. Kilometre uzakta. Tabii. Ama hem ışık hem ısı tabii. Oradan buraya geliyor yani. Nasıl bir şey ki kendisi. Ve biz de program yapardı ya Cevat babuna. O bir gün anlattı da geldi. Dedi ki dünyadaki petrol, doğalgaz, bütün ormanlar ve dünyada yanıcı kömürler, lignit kömürleri. Hepsi yanıcı ne varsa hepsini toplasan güneşin diyor bir haftalık yakacağı değil. Bir haftalık diyor ya. Milyarlarca insan bunlarla ısınıyor değil mi şimdi? Hayat buluyor. Bir haftalık. Peki bir arkadaş ya asırlardır aynı şekilde orası boyuna yanıyor. O ateş habire duruyor. Ateş sürekli enerji üretiyor. Sürekli enerji kendi üretiyor. Kendine yani. Tabii, kendi birisi, birisi odunu dökmüyor yani. Ya dökmüyor. Döker gibi. Hayır dökmüyor. Bazıları aynı şekilde bir atom bombası yapıp içine koymuyor yani. Öyle bir durum da söz konusu değil. Zaman zaman orada da patlamalar oluyor. Evet. Orada patlamalar oluyor. 150 milyon kilometre bizden uzak. Ki bazen mesela 40 derece, 50 derece, 60 derece çıktığı yerler var dünyanın. Sıcaklık. Sıcaklık. Kurutma diyor ne varsa. Değil mi? Kurutma diyor. Bir de yaklaştığını düşün. Ya insan hayal bile edemiyor. Allah Teala hepimizi muhafaza buyursun. Yani cennet de cehennem de burada mevcut. Ama yeri neresi onu bilmiyoruz. Yeri neresi onu bilmiyoruz. Allah Teala hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin inşallah. Cemaatle tilavet secdesi yapılır mı? Hanefi mezhebinde yapılır. İmam hani bilmiyordur. Ama niyet ettim tilavet secdesine uydum imama diyecek orada. Der. Cemaat imam tekbirleri sesli getirir. O şekilde aynı şekilde yapılabilir mi? Yapılabilir. Bilhassa mesela Ramazan-ı Şerif'te camide mukabele okunuyordur. Secde ayeti gelmiştir. Secde ayeti denmiştir. Hemen kalkılır. O kalkılırken geçenlerde bir dinleyicimizin birisi şey yapıyordu. Musaf dedi. Rahlenin üzerinde kalıyor. Yanlış mı? Tilavet secdesi yapısı önünde de şey varsa, musaf varsa onu da kaldırıp yukarı koyacaksın. O zaman tilavet secdesi yapısın. Yoksa ona hürmetsizlik olur. Olmaz o. Vehhabiler işte hürmet etmiyor. Kur'an-ı Kerim'i yerlerde bırakıyorlar. Bu inşaatta evet. Da kullanılan el arabasalar var, inşaatlar var. Evet. Onun içine bile koyup taşıdıklarını ben kendim gözümle gördüm orada. Hürmet etmiyorlar. Hürmet etmedikleri için de aziz olamıyorlar. Petrol paralar var, her şey var. Ama dünya literatüründe hiçbir kıymetleri yok. Hiçbir şeyler de yok. Bir soru daha var hocam. Cami derneğinde toplanan paradan cemaat için cemaate çay kahve ikram edilir mi? Eğer derneğin yönetmeliğinde bu varsa o yetki de dernek başkanına verilmişse çünkü dernekler de şeye hesaba tabi. Bir gün gelir müfettiş getir bakalım der şu defteri. Aç bakayım. Geleni gideni bir geleni. Göster bana. Önce şeyini göster bana. Derneğin neler yapacağını, nerelere harcanacağını gösteren o tüzel kişilik kazandıran evet. Esasları. Onlar yazılı. Onlar bakacak. İyi arkadaş. Burada sen götürmüşsün. Komşuna hala almışsın. Burada öyle bir şey yazmıyor. Ver bakalım onun bedelini. Ya fakirdi, garipti işte bir şeysi yoktu. Olmaz. O zaman onu oraya sokmayacaksın. Adam geliyorsa derse ki bunu bir fakire verin. Fakire verin. Oradaki dernek yöneticisine itimat etti mesele getirdi. Onu, o zaman onun kasasına sokma onu. Soktuğun zaman bunun hesabını verirsin. Kayda girerse hesabı. Çıkışının hesabını tabii. Vermen lazım. Diyelim ki burada hakikaten böyle oradaki cami cemaatine falan ikram bir şey falan varsa öyle bir madde problem yok. Peki öyle bir şey yoksa o zaman kendim de riske atma. Oraya yardım edenlerden bazılarına dersin ki ya bu parayla işte cemaate çay kahve falan ısmarlarız falan filan. Tamam der ben o niyette veriyorum falan. Onunkini ayrı tutarsınız öyle kullanırsınız.
Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.